Merhaba 10. sınıflar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 1. dönem 2. İngilizce yazılısı sorularını çözeceğim. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. 1. bölümde complete sentences with the past simple forms demiş. Yani fiillerin geçmiş zaman halleriyle e, cümleleri tamamlayın demiş. Bakalım hemen. Catch fiilin ikinci hali neydi? Caught idi. Hemen bunu yazıyorum. Burada not eki de var. Yani cümlenin olumsuz olması bekleniyor. Olumsuzluğu geçmiş zamanda didn't ile yapıyoruz ve sonra fiilin birinci hali olan fly yine yazıyoruz aynı şekilde. Burada bir soru cümlesi var. She öznesiyle call fiilini kullanmamız lazım. Soru yaparken did'i kullanıyoruz. When did she call? Yine fiil birinci halde. Hatırlayın. Geçmiş zamanlı cümlede fiil sadece olumlu cümlelerde ikinci haldeydi. Onun dışında birinci halde yer alıyor. E, dördüncü cümleye bakalım. Bu cümle olumlu. E, get up yerine got up yazmamız lazım. Kalktı anlamında Mary ve watch kelimesi var. Yine watch kelimesi düzenli olduğu için ne getiriyorum sonra? İD2 getiriyorum. Şunu unutmayın arkadaşlar. Ben ikinci hale gelir derken şunu kastediyorum. düzensizse ikinci halde düzenli ise zaten iyi 2 alıyor. Bunu ayrıca söylemek isterim. Hemen ikinci bölüme geçelim. Cümleleri şey, kelimeleri anlamlı cümleler oluşturmak için sıraya dizmemiz bekleniyor. Şimdi e, bu cümleden üçüncüsü ve beşincisi soru cümlesi diğerleri de normal e, olumlu veya olumsuz düz cümle şeklinde. Bakalım Burada found bulmak fiilinin ikinci hali var. My friend arkadaşım var. Geçen var. Yeni bir iş var ve ay var. Öznemizi önce yazıyoruz. My friend benim arkadaşım ne yaptı? Found yani buldu. Ne buldu? A new job yeni bir iş buldu. Ne zaman buldu? Last month. İkinci cümleye bakalım. Stop var, durmak var. Didn't var cümle olumsuz olacak. Robbers var, e, hırsızlar var, soyguncular var. The train var yani tren var. Önce özlemizi yazalım. Robbers yani soyguncular. Olumsuz olduğu için didn't yazmamız lazım. Didn't stop. Durdurmadılar. Neyi durdurmadılar? The train. Bakın cümle dizimi bu şekilde olumlu olumsuz soru, şey, olumsuz cümlelerde. Önce özne varsa olumsuzluk eki didn't sonra fiil ve sonrasında da e, fiilin nesnesi. Bakalım bu üçüncü cümle soru cümlesi şurada dikkatimizi çeken bir soru kelimesi var. Önce onu yazıyorum. How many? How many kaç tane demek olduğu için kaç days yani kaç gün demiştir. Soru olduğu için didi buraya yazıyorum. Özlemiz hangisi? She. Peki fiilimiz hangisi? Spent ve son in Peru. Yani diyor ki o Peru'da kaç gün geçirdi. Evet. Dördüncü cümleye bakalım arkadaşlar. Burada özlemiz vi olacak. Hemen gördük. Bize bir fiil lazım. Bu da watched. Sonra neyi izlemişizdir? TV. Ne zaman izlemişizdir? Last night. Beşinciye bakalım. Yine bu soru cümlesi olacak. Soru kelimesi var burada. Önce onu yazmamız lazım. What sonra yardımcı fiil olan did özlemiz she sonra fiil lazım. O ne yaptı? Nerede ne yaptı? In Egypt. Yani Mısır'da o ne yaptı anlamına geliyor. Hemen diğer bölüme geçelim arkadaşlar. Burada ise e, şuradaki kelimeleri resimlerin altıyla eşleştirmemiz altına yazmamız lazım. Bakalım Arrest tutuklamak demekti. Hangisinde tutukluyor? Şu yedincisinde tutukluyor. Buna arrest yazalım. Prison hapishane demekti. Birinci resimde olduğu açık. Escape kaçmak demek. Bakıyoruz şurada hemen kaçan bir adam var. Onu yazıyoruz. Kaçak seni. Break into a house. Yani bir eve zorla girmek anlamına geliyor. Break into a house da 10. resmin altına yazılıyor. Jewelry dediği de mücevher demek. Hemen mücevherin de ikinci resimde olduğu görülüyor. Van e, aslında panel van diye de Türkçe'ye geçmiş ama e, şu araçların ismine verilen bir isim. Murderer dediği katil. Hemen altıncı cümlede görüyorsunuz resimde e, bir bıçaklayan adam var. Katil seni. Detective dediği evet Suçlulara bulan suçları soruşturan kişi detective. Onu da yazdık. Robber soyguncu. Burada da soyguncu var. Onu da buraya yazdık. Ve son olarak poison. Zehir anlamına geliyor. Bu da dördüncü resimle ilgili oluyor. Evet arkadaşlar. Hemen devam edelim. Boşlukları simple Tense kullanarak doldurunuz demiş. Burada e, herhangi bir olumsuz ekik olmadığı için Go'nun ikinci hali neydi? Vent. Hemen onu yazıyoruz. Mam, get yazmış. Got yazıyoruz. Burada olumsuz eki var dikkat ederseniz. Olumsuzu didn't ile yapıyorduk. Ve olumsuz olan cümlelerde fiil her zaman birinci haldeydi. Mam demiş. Take fiili var burada. Take'in ikinci hali took arkadaşlar. Ve beşinci de ise have fiilin ikinci hali had. Geldik buradaki aşağıdaki bölüme. Hemen bakalım. Verilen well kelimeleri past continuous tense kullanarak cümle getiriniz demiş. Şimdi past continuous tense alakalı bir cümle buraya örnek yazmış. Ama şu bilgileri hatırlayalım. I, he, she ve it ile was yardımcı fiili kullanılıyordu. We, you ve they ile de were yardımcı fiili kullanılıyordu. Ve bunlardan sonra gelen fiil 2 alıyor idi. Şöyle yazacağız. My father yazacağız. My father he olduğu için was. Watch fiiline ing iki getiriyorum. Watching a movie diye bitiriyorum. İkinci cümlede my sister demiş. Yani kız kardeşim demiş. Kız kardeşim she olduğu için was yazıyorum. Write fiiline ing iki getiriyorum. Dikkat ederseniz e harfi düştü. Her diary yani günlüğünü yazıyordu anlamında. Üçüncü cümlede my brother erkek kardeşim demiş. My brother da he olduğu için was yazıyorum. Fiile ing eki getiriyorum. Listening to the radio diye cümleyi ne yapıyorum arkadaşlar bitiriyorum. Dördüncü cümle dikkat ederseniz my brother and I var. Buradaki aya dikkat edip hemen vaz yazmayın. Çünkü burada bakın erkek kardeşim ve ben. Erkek kardeşim ve ben artık we miyiz? Yani biz miyiz? Evet. My brother and I. O zaman ne yazıyoruz? Were yazıyoruz. Sonra fiile ing iki getirip a movie ifadesini de sonuna ekliyoruz. Beşinci cümlede zaten we var. We ile were kullanılıyordu. Az önce söylemiştim. We were talking about school. Evet okul hakkında konuşuyorduk anlamına geliyor. Hemen tam gaz devam edelim arkadaşlar. Bu bölümde ise kelimelerin Türkçelerini karşılarına yazınız demiş. Steal ne demekti? Çalmak. Hırsızlık yapmak da yazabilirsiniz. Witness dediği şahit yani görgü şahidi falan tanık da denilebilir. Onu da yazalım tanık. Arrest dediği tutuklamak. victim dedi, isterseniz kurban deyin, isterseniz de mağdur deyin. Yani bir suçtan etkilenen kişi, olumsuz yönde etkilenen kişi. Prison dediği hapishane. Hacker dediği zaten aslında hacker diye Türkçe'ye geçmiş. Tabi Türkçe'de nasıl yazılıyor? Biz yine de şöyle hacker diye yazalım. İsterseniz de İngilizcesi gibi hacker şeklinde yazın fark etmez. Fingerprint dedi ee, parmak izi. Parmak izi. Call the police dedi polisi aramak. Thief dedi hırsız. Kidnapping de adam kaçırma anlamına geliyor. Adam kaçırma. Evet. Burada ise diğer bölümde ise translate the sentences below demiş. Yani cümleleri Türk, e, İngilizce çevirmemiz gerekiyor. Bunlar Türkçe İngilizce çevirmemiz gerekiyor. Bakalım. Dün sinemaya gittim. Oynadım, okudum, gittiniz, girmiş. Dikkat ederseniz hepsi geçmiş zaman. Yani fiilin ikinci halini kullanmamız gerekecek. Dün sinemaya gittim. Sinemaya giden kim? Ben. I. Ne yaptım? Gittim. I went to the cinema. Yesterday. Çevrelerde şuna dikkat edin. Önce özneyi tespit edin. Giden kim? Ben. Yaptığım eylem ne? Gitmek. Geçmiş zaman olduğu için ikinci ayını kullandım. Sonra nereye gittim? Sinema, sinemaya. Ne zaman gittim? Yesterday. Geçen hafta futbol oynadım. Oynayan kim? Ben. I. Oynamak neydi? Play düzenli olduğu için iyideki getirdim. Ne oynadım? Futbol. Ne zaman oynadım? Last week. Dün kitap okudum demiş. I yazıyorum. Okumak fiilinin ikinci halinde aynı şekilde yazıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü hal aynı şekilde yazıyor. Yalnız ikinci halin okunuşu ve üçüncü halin okunuşu neydi? Reddi. Birinci hali read. iki ve üçüncü halleri red diye okunuyor. Kitap okudum. I read a book yesterday. Dün kitap okudum anlamına geliyor. Bu arada bir bilgi kırıntısı arkadaşlar. burada e-book'u yazmasanız da olur read kelimesinin kitap okumak anlamı da var. Yani herhangi bir şey yazmadığınızda da e, karşıdaki insan kitap okuduğunuzu anlar. Dün nereye gittiniz? Bakın bu soru cümlesi ve nereye anlamına gelen bir soru kelimesi var. Nereye ne demekti? Ver. Soru olduğu için dedi kullanmam lazım. Siz nereye gittiniz dediği için you öznesini kullanmam lazım. Gitmek neydi? Go. Where did you go? Pardon şurada bir yesterday var onu da yazalım. Where did you go yesterday? Yani dün nereye gittiniz anlamına geliyor. Son cümlede dün eve hırsız girmiş. Hırsız neydi? Thief. A thief yazalım çünkü biliyorsunuz hani hırsız belli değilse başına e getirmemiz lazım. Eve girmek neydi? Break into a house diyordu değil mi? İkinci aynı break in broke. Broke into the house. Dün eve hırsız girmiş. Dün kelimesinin anlamı neydi? O da yesterday Ve aynen buraya yazıyorum. Hemen devam edelim arkadaşlar. Burada uzun bir paragraf var. Bu paragrafı okuyup e, true false yazmamız lazım. Bakalım. Geçen hafta kötü bir şey oldu diyor. O gün e, hava güneşli ve güzeldi. E, bu yüzden küçük kardeşim Tony arkadaşlarıyla oynamak için dışarı çıktı. Onlar diyor evin dışında oynarlardı her zaman. As I was studying in my room, odamda otur ders çalışırken onları oynadığını, güldüğünü ve eğlendiğini duydum. Bir süre sonra kayboldular diyor. Pencereden baktım ve Tony ile arkadaşlarının bisiklet sürdüğünü gördüm. Ee, a kardeşim hep şey önemsemezdim, göz ardı ederdim. Bu yüzden ders çalışmaya devam ettim. Fakat sonra bir çığlık duydum. Tony'ydi. Babam ve ben dışarı Çıktık diyor evden. Tom was lying on the ground. Tom yerde ne yapıyordu? E, yatıyordu. Arkadaşları ona yardım ederken. He couldn't stand up. Ayağa kalkamıyordu. Çünkü bacağı kırılmıştı. Annem e, ne diyelim buna? Ambulansı çağırdı. Yani acil servisi çağırdı hemen. Ve ambulans geldi ve Tony'yi hastaneye götürdü. Ben şok olmuştum. Ve Suçlu hissetmiştim çünkü Tony'yi uyarmamıştım ve arkadaşlarını uyarmamıştım. Çünkü inşaat alanının oralarda e, bisiklet sürüyorlardı ki bu da onlar için tehlikeli olabilirdi. Bu benim hatamdı demiş. Birinci cümleye bakalım. They broke... Şey özür diliyorum. Tony broke his leg. Tony bacağını koşarken kırdı diyor. Hayır. Bisiklet sürerken kırdığı için cümle false yani yanlış. İki... The weather was terrible that day. Hava çok kötüydü. Halbuki bu da güneş ve güzeldi diyor. Bu da false. Üçüncü cümle. When we looked out of the window. He looked out of the window. O pencereden dışarı baktığında Tony ve arkadaşları bisikletlerini sürüyordu. Bakalım. Şöyle bir hatırlayalım hemen. Evet öyleymiş. Bu da true oluyor. While Tony was lying on the ground. Tony yerde yatarken Arkadaşları ambulansı çağır, aramaya çalışıyordu. Hayır. Ona yardım etmeye çalışıyorlardı Bu cümle false. Tony ve arkadaşları e, muhtemel tehlikenin olduğu bir yerlerde bisiklet sürüyorlardı. Evet. inşaat alanının orada sürdükleri için tehlikeli bir alan olduğu için bu cümlede ne oluyor? True diyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki bölüme bakalım. Burada deyimsel ifadeler var. Bu deyimsel ifadelerin anlamlarını önce bir e, inceleyelim. A'da tradition has it, geleneğe göre ya da geleneklere göre anlamına geliyor. B'de through thick, thick and thin, yani her güçlüğe katlanarak iyi günde kötü günde anlamına geliyor. On cloud nine, mutluluğun zirvesinde, mutluluğun doruklarında, mutluluktan hava havalara uçuyor gibi anlamlara geliyor. D'deki break, burada ikinci ay kullanmış Break with e, tradition ise. Alışıla gelmişin dışında ya da geleneği bozma anlamına geliyor. E'deki ona rocky road dedi zor dönemden geçmek, zorlu süreçten geçmek, sıkıntılı bir süreçten geçmek. Ve F'deki boiling with rage, öfkeden kudurmak, çok aşırı derecede kızmak anlamına geliyor. G'deki by tradition, geleneksel olarak anlamına geliyor. H'deki in no time ise derhal, hemen, çar çabuk, ivedilikle gibi anlamlara geliyor. Bakalım. Birinci cümle demiş ki Poyraz always stays with his friends. Her zaman arkadaşlarıyla beraber olur. Even there are problems or difficulties. Sorun veya zorluk olsa bile. Bu ne anlama geliyor o zaman? Tabii ki her güçlüğe katlanma, iyi günde kötü günde anlamına geliyor. Ve B'deki deyimin buraya gelmesi anlamına geliyor. İkinci cümleye bakalım. Selin genellikle yapılandan farklı bir şey yapmış. O diyor mor bir gelinlik giymiş düğün töreninde normalde gelinler beyaz e, gelinlik giyerler. Mor giydiğine göre demek ki geleneğin dışında bir şey yapmış. O da ne oluyordu? Geleneğin dışına çıkmak anlamındaki D'deki e, deyim geliyor. 3'e bakalım. Doğukan e, matematik testinden en yüksek notu aldığında çok mutluydu. Mutluluktan ne yapıyordu? Havalara uçuyordu. C diyoruz burada. Dördüncüye bakalım. Cemre çok büyük bir hata yaptı. Anne babasına yalan söyledi. Notları ve okul hakkındaki her şeyle alakalı. Her parents were really very angry. Anne babası gerçekten de çok kızdı. Ne yapıyorlardı? Öfkeden kuduruyorlardı. F. Aras is experiencing a difficult period. Aras zorlu bir süreçten, dönemden geçiyor ve çok sorunu var. O da ne oluyor? E oluyor. Demek ki e, bir, iki ve 3 tane de dışarıda kalmış oluyor. Hemen devam edelim arkadaşlar. Burada çok e, tan seçmeni soru var. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. When a reporter interviewed her in e, 1937. Yani 1937'de bir muhabir onunla röportaj yaptığında böyle bir ifade nerede var? C seçeneğinde var. Değil mi? Evet, doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu işaretleyebiliriz. Çünkü diğerlerinde böyle bir şey yok. 2'ye bakalım. Yaklaşık 40 yıl önce, 40 yıl kadar önce yazmışlar. 3'ü de aynı şekilde başlıyor. Hayat oldukça farklıydı. Bakın farklıydı demiş. A seçeneğinde zordu demiş. Bunu çizmemiz lazım. Diğer ikisiyle devam ediyoruz. All the neighbors used to know each other very well. Tüm, bütün komşular birbirlerini çok iyi tanırlardı. Evet. They were just like your relatives. Akrabalarınız gibilerdi diyor. B'de ise akrabalarınız bile severlerdi diyor. Bu da ki like gibi anlamına geldiği için doğru cevabımız hangisi? C seçeneği arkadaşlar. Hemen son soruya geçelim. Çoktan seçmeli olan. Burada ise dahası demiş. Üçünde de dahası anlamı var. Pek çok çocuk e, ne yaptığında ilkokulu bitirdiklerinde eğitim hayatlarını sonlandırırlardı. Pek çoçuruk, ilk okulu bitirince eğitim ayetlerini sonlandırır cümlesi sadece nerede var A seçeneğinde var, o da doğru cevap oluyor. Buradaki bölümde cümleleri kendimize göre ne yapmamız lazım, doldurmamız lazım. Bakalım, in my free time yani boş vaktimde demek. Boş vaktinizde e, ne yapıyorsanız onu yazın, ama e, geniş zamanla yazın, buna dikkat edin. Mesela I listen to music yazdım ben, müzik dinlerim. Siz isterseniz I read a book, kitap okurum yazabilirsiniz. I watch TV yazabilirsiniz. E, vesaire vesaire aklınıza ne gelirse. Ya da I surf the net, internette gezinirim anlamına gelen bir cümle yazabilirsiniz. İkinci cümleye bakalım. I feel over the moon. Yani kendimi böyle e, çok mutlu hissederim. Mutluluktan havalara uçarım anlamına geliyor. Peki ne olduğunda ne diyelim? I get high marks in exams. Yani sınavlarda yüksek not aldığımda mutluluktan havalara uçarım. Tabi siz buraya farklı bir şey söyleyebilirsiniz. Mesela my favorite football team wins, the, wins its matches. Yani favori takımım, tuttuğum takım e, maçlarını kazandığında falan gibi bir ifade kullanabilirsiniz. Veya aklınıza ne gelirse. Isn't my cup of tea? Bu my cup of tea neydi? Benim tarzım değil anlamına gelen bir kalıptı. Ne benim tarzım değil. Mesela um talking face to face. Mesela yüz yüze konuşmak benim tarzım değil. Ya da sending emails yani e-posta göndermek benim tarzım değil vesaire vesaire. Aklınıza ne gelirse. Dördüncü cümlede ise after high school yani liseden sonra I will enter the university entrance exam. Yani liseden sonra üniversite giriş sınavına gireceğim. Burada enter yerine take de yapa, yazabilirsiniz. Sorun değil. Şuradaki bölümde 4 tane resim var ve 4 tane kelime var. Onlara bakalım. Eşleştirmemiz lazımmış. Shake hands, el sıkışmak demek. Onu buraya yazıyoruz. El sıkışmak anlamına geliyor çünkü. Make eye contact dediği <laughs> e, göz kontağı kurmak. Make eye contact. Shadow play dediği gölge oyunu. Hemen burada Hacivat'la Kara gözün olduğu yere yazıyoruz. Ve son olarak take off shoes demek de ne demek arkadaşlar? E, ayakkabıları çıkarmak anlamına geliyor. Evet bir sonraki kağıdımıza bakalım. Burada bir sürü cümle var. E, hangisinin doğru olduğunu iki tane seçenek sunmuş bize ba, e, past simple tense mi past continuous tense mi onu bulmamız lazım. Ona bakalım. Önce şu bilgiyi bir verelim size. Simple past tense kullanma amacı şu. Bir şeyin olduğunu ifade etmek. Oldu bitti. Bazen bazı filler e, continuous tense'lerde zaten kullanılmaz. Ama bazen de olayın olması önemlidir. Simple past tense kullanılıyor. Past continuous tense'de ise devam eden bir şeyden bahsediyor. Yani o eylem bir sürenin devam ettiğini anlatmak için kullanılıyor. Bir de ikinci mesele şu. Mesela şu when var bir de while var biliyorsunuz. When Inda, in inde iken anlamına geliyor. While ise iken anlamına geliyor. Venin olduğu bölüm kesinlikle simple past tense'tir. Diğer bölüme ise bakmanız lazım. Mesela şu ilk cümlede heard'u bir sefer çizebilirim çünkü diyor ki bu fantastik şarkıyı duyduğumda radyo dinledim mi? Radyoyu dinliyordum mu? Tabii ki radyoyu ne yapıyordum? Dinliyordum. Mesela venin olduğu kısma simple past tense yazıp Bakalım while nerede? While'ın olduğuna kesinlikle de past continuous yazıyorsunuz. Diğer bölümü de çevirirseniz anlarsınız zaten. İkinciye bakalım. When dediği için set yani öğretmen durun dediğinde son soruyu bitirmeye çalıştım mı çalışıyordum mu? Tabii ki çalışıyordum. Buraya bakalım. While olduğu için burada was dancing olacak. Ben dans ederken düştüm mü düşüyordum mu? Düştüm e, ee, dirseğimi kırdım mı? Kırdım. Bakın brok geçmiş zaman. Buraya bakalım. Bu da when olduğu için cold. Kesinlikle cold. Annesi onu e, öğle yemeği için aradığında ya da öğle yemeği için seslendiğinde burada seslenmek anlamına da gelebilir. Bilgisayar oyunu oynadı mı oynuyordu mu? Evet oynuyordu. Evet buradaki kol seslenmek anlamına geliyor imiş. Cümleden bu anlaşılıyor. 5. cümleye bakalım. When olduğu için noticed diyor ki bir bilgisayar olduğunu fark ettiğimde flash diskimdeki bir dosyayı aradım mı arıyordum mu? Tabii ki arıyordum. Was looking. 6.'ya bakalım. While olduğu için was surfing kesinlikle internette gezinirken dans müziği ile alakalı çok ilginç bir web sitesi ne yaptım? Buldum mu buluyordum mu? Tabii ki buldum. Yedinci cümleye bakalım. Burada when olduğu için spilt diyor ki annem ee, kahvesini klavyeye döktüğünde bilgisayar yanında kahvaltı yaptı mı yapıyordu mu yapıyordu. Sekizinci cümleye bakalım. When olduğu için hemen so yazıyorum. Sen dün beni gördüğünde okula gitmedin mi gitmiyordun mu? Evet okula gitmiyordum. Nereye gidiyordum? Doktora gidiyordum. Çok kötü hissediyordum kendimi demiş. Dokuzuncu cümleye bakalım. Bu da while olduğu için buranın were traveling olması lazım. Yani İrlanda'yı gezerken kaç tane fotoğraf çektin mi? Çekiyordun mu? Tabii ki çektin. Burada while olduğu için burasının was traveling olması lazım. Ben sana önemli bir şey gerçekten önemli bir şey anlatmaya çalışırken neden Philip'le konuştun mu, konuşuyordun mu? Tabii ki konuşuyordun. Dikkat ederseniz bu anlatmaya çalışırken bu da konuşuyormuş. Yani iki eylem de aynı anda oluyormuş. O yüzden burası past continuous tense oldu arkadaşlar. Hemen devam edelim bu bölüme. Bu bölümde cümleleri present tense'le veya present continuous ile doldurmamız lazım. Present tense i hatırlayalım. I you we de fiil yalın haldeydi. He shit'te S takısı geliyordu. Present continuous tense'de ise I ile am, he, she ile is ve you they, ile are kullanılıyordu. Ve fiillerin sonuna ing eki geliyor idi. Şimdi burada önemli olan mesele şu. Sizin zaman ifadelerini ve sıklık zarflarını bilmeniz lazım ki acaba bu cümle geniş zaman mı yoksa şimdiki zaman mı onu kavramaz için. Mesela burada listen to that demiş. Babamı dinle. A shower duş alıyor. He is having. O duş alıyor. O her zaman dediğine göre geniş zamandır burası da sings olur. Yani şarkı söyler duşta. It usually genellikle dediğine göre geniş zaman s takısı gelecek it olduğu için but şu an demiş burada bakın şu an dediği için şimdiki zaman isn't raining. Üçüncü cümlede arkadaşlar her sabah dediği için saat 7'de evden çıkarım. Geniş zaman A ile beraber yalın halde kullanılıyordu. Benimle şimdi konuşma önemli bir mektup. Demek ki şu an benimle konuşmadığına göre şu an yaptığı bir şeyden bahsediyor. A ile M kullanılıyordu şimdiki zamanda. I am writing. Yani E'de düştü bu arada. Burada çok sık diye bir kelime var. Bunun geniş zaman olduğu anlaşılıyor. Geniş zamanda U ile do kullanılıyordu. Do you listen? Yani çok sık radyo dinler misin? 6'ya bakalım. Adam, şu adam sana bir şey yapıyor mu, yapar mı? Kim o diyor. Kim o dediğine göre şu an yapıyormuş adam. Adam tekil olduğu için e, is ve smile fiilini aynıca iki getirdiğimizde işte, smiling oluyor. That usually, bunun şöyle olması lazım. Bu yanlış olmuş. Takes, yani babam genellikle bizi ne yapar? Okula götürür. Fakat arabada bir sorun var. So, Bugün diyor. Ne yapacağız? We are catching. Şimdiki zaman kullanmamız lazım. Bugün otobüse bineceğiz. Usually dediği için works olması lazım. Geniş zaman olması lazım. E, satış departmanında çalışıyormuş. Fakat şu an bakın şu an diyor. At the moment. Şimdiki zaman zarfıdır. Is doing. Şu an ne yapıyormuş? E, bir e, training course. Yani bu hizmetçi eğitim falan diyorlar kurumlarda. Öyle bir ders alıyormuş, kurs alıyormuş. My sister haftada bir kitap ne yapar? Okur dediği için geniş zaman reads olması lazım. Now şimdi ise dediği için is reading olması lazım. What in your free time? Boş vaktinde dediği için geniş zaman olduğunu anlıyoruz. What do you do in your free time? Yani boş vaktinde ne yaparsın? Arkadaşlar bu tür soruda dikkat etmeniz gereken şey şu. Geniş zamansa zaten always, usually, işte everyday gibi ifadeler olur. Yani genelde yaptığı şeyleri kasteder. Şimdiki zaman ise dinle, işte look, bak, now, at the moment, right now gibi kelimeler olur. O kelimelere bakarsanız zaten bu soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen devam edelim. Tek question yapın demiş burada. Tek question'ları nasıl yapıyoruz? Şuradaki yardımcı fiili kullanıp ee, özne yazıyoruz ama yardımcı fiil verilen cümlede olumluysa olumsuz yapıyoruz. Burada olumsuzsa burada olumlu yapıyoruz. Is olumlu olduğu için isn't yazıyorum. Burada da Büyük Millet Meclisleri için it yazıyorum. Isn't it. Ceren is at home. Isn't yazıyorum. Bakın. Is olduğu için bunu olumsuz yapıyorum. Ceren kız olduğu için she yazıyorum. Mr. Toprak. Erkek olduğu belli şuradan bu arada. Is olduğu için isn't yazıyorum. Erkek olduğu için he. My sister works. Bakın burası önemli. Works hangi zamanda geniş zaman? S takısı aldığı için bunun yardımcı fil does mıdır? Evet. Doesn't yazıyorum. Kız olduğu için de she yazıyorum. I am quite short. Oldukça kısayım. Aren't I? Değil mi? Şimdi ay şey, I meselesinde bir istisna var. M not I diye bir şey kullanılmıyor bu tek questionlerde. O yüzden aren't I diyorlar. Kendinize alakalı değil mi derken. Ali can demiş. Burada can kullanmış. Bunu olumsuz yapmam lazım. Can't. Ali erkek olduğu için de he yazmam lazım. You are John. Are kullanmış. Bunu aren't yazmam lazım. Sonra you aynen yazacağım. Anlamı şu. Sen Johnson değil mi? Merve and Nur demiş. No demiş. No hangi zamanda kullanılıyor? Geniş zamanda kullanılıyor. İki kişi olduğu için yardımcı fiili do. Onu olumsuz yapıyorum. Don't. İki kişi olduğu için de they yazıyorum. They aren't demiş. Olumsuz yapmış. Burada olumlu yapmam lazım. Ve they'i aynen yazıyorum. Sibel can't demiş. Onu olumlu yapıp can yazıyorum. Sibel de kız olduğu için she yazıyorum. Evet. Bir sonraki kağıdımıza geçtik arkadaşlar. Write questions underlined words demiş. Yani altı çizgi kelimeler için soru sormamız lazım. Bakalım. Okul kafeteryasında dediğine göre nerede sorusunu sormam lazım. Ben e, genellikle öğle yemeğimi okul kafeteryasında yerim demiş. Nasıl diyeceğiz? Where do you usually eat your lunch? Yani sen öğle yemeğini genellikle nerede yersin? Çocuklar otobüsle seyahat ediyor demiş. Ne diyeceğiz? Nasıl diye soracağız? How are the children traveling? Yani çocuklar nasıl seyahat ediyor? Bu şuna dikkat edin çocuklar arkadaşlar. Bu altı çizili kelimeyi soruda kullanmıyorsunuz. Çünkü zaten o soruyu şey cevabı öğrenmek için soruyorsunuz. Yes demiş. Yes demişse yardımcı fiil sormamız lazım. Geniş zaman olduğu için de bu da does'la soruyoruz. Does she love her English teacher? Yani İngilizce öğretmeni seviyor mu? Bakalım often kelimesi var. Ne sıklıkta diye sorduğu için how often does he do the shopping? Burada ise arkadaşlar yine no ile cevap verdiğine göre yine yardımcı fiille soru sormamız lazım. Hemen şunu yazıyoruz. Is yazıyoruz. Is he watching the program? Yani o programı izliyor mu? Anlamına geliyor. Ve geldik son kağıda arkadaşlar. Son kağıtta ise şuradaki kelimeleri boşta doldurmak için kullanmamız lazım. Bakalım hemen anlamlarına. Chief Commander dedi başkomutan. Looks after dediği bakmak, ilgilenmek. Gift, hediye, only. Sadece laugh, gülmek. Clone, palyaço. Help, yardım etmek. Difficulties, zorluklar. Hard, zor ya da sık anlamına geliyor. Burada zor anlamına geliyor olması lazım. Right now, şimdi şu anda demek. Evdeyi her gün. Pijamız ise pijama demiş. Bir cümleye bakalım. She can be. Bir şey olabilir gülmeyi ve dans etmeyi seviyor. Ne olabilir o zaman? Clown yani palyaça olabilir. You are making people bla bla. İnsanları bir şey yapıyorsun, onlar seni seviyor. İnsanları ne yapıyorsun? İnsanları güldürüyorsun tabii ki. A nurse, bir hemşire hastalarına ne yapar? Looks after yapar. Yani bakar, onlarla ne yapar? İlgilenir. I want to bla bla people and animals. İnsanlara ve hayvanlara help etmek istiyorum. Yani yardım etmek istiyorum. Etiz demiş, tüm gün boyunca okulda sırada oturmak nedir? Zordur. Hard. Şimdi burada difficulty niye olmaz? Difficulty burada isim. Difficult olsaydı olurdu ama difficulty isim olduğu için burada bize de sıfat lazım olduğu için olmaz. What are the blah blah of your job? Yani mesleğinin zorlukları nelerdir? Difficulties. I go for a walk yürüyüşe çıkarım. Geniş zaman olduğu için her gün. They are primary school students. Onlar ilkokul öğrencisi. Onlar only eight. Sadece sekiz yaşındalar. She is going for a walk. Şu an bakın yürüyüşe çıkıyor. Şimdiki zaman olduğu için right now. Yani o şu an yürüyüşe çıkıyor anlamına geliyor. Atatürk of the Turkish Independence War. Yani Kurtuluş Savaşı'nın neydi? The Chief Commander başkomutanıydı. Ellie is ill. Yani Eli e, hasta. Bu yüzden ne giyiyor şu an? Pijamız. Yani pijama giyiyor. Ve son olarak Ali Heze for your birthday. Ali senin doğum günün için Ne almış? Gift almış yani hediye almış. Evet arkadaşlar sizin için 1. dönem 2. İngilizce sorularını çözdüm. Umarım video sizin için faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla tavsiye etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.